Bu bölümde gıda mühendisi Ahmet Alp Karamanoğlu bizlerle birlikte olacak. Kendisiyle işletmede yapılan, fındık işletmesinde yapılan işlemleri konuşacağız. Bunların süresi ne kadar, kapasite ne kadar ve fındıkla ilgili gelişmeleri, besin değerini konuşacağız. Bunları ileteceğiz. Sizlerin de merak ettiği bir konu varsa Ordu Altay TV Facebook sayfamızdan bizlere yazabilirsiniz diyelim ve konuğumuza dönelim. Öncelikle hoş geldiniz Ahmet Bey. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz, teşekkür ederiz. Tabii fındık son günlerin gündeminde olan bir konu. Evet. Haliyle üreticiler de şu anda bahçedeki mesaisine yavaş yavaş başladı. Bu yüzden bu konularla ilgili de tabii siz de bir işletme sahibisiniz aynı zamanda. Bunları konuşacağız ama öncesinde ben sizi tanıyalım istiyorum. Ahmet Alp Karamanoğlu kimdir? Ahmet Alp Karamanoğlu bir mikro fındık işletmeciliği yapan, yüksek lisans ve lisans eğitimini Akdeniz Üniversitesi'nde tamamlamış, halihazırda da Ordu Üniversitesi'nde gıda mühendisliği alanında doktora eğitimine devam eden bir bireydir. Tabii bu daha öncesinde de çeşitli ticari işler veya gıda güvenliği, hijyen denetimi gibi işlerde bulundum. İçimde bir tabii ticaret ve üretimle alakalı, memleketimize fayda sağlamayla alakalı bir aşk her zaman yanıp tutuşuyordu. Evet. Bununla ilgili olarak da kendi döngüm içerisinde fındığa temas etme ihtiyacı duydum. Bu şekilde devam eden birisiyim. Evet, siz de bahsettiniz, bir fındık işletmecisisiniz. Peki evet. Bu fikir ilk olarak nereden ortaya çıktı, nasıl oldu? Sizi buna yönlendiren motivasyon neydi? Şöyle, fındık işletmecisi dediğimizde aslında biraz daha fındığın ticari olarak alıp satan veya işte bir ticari amacı direkt birinci olarak güden kişiler daha çok addedilebilir ama evet. Benim motivasyonum biraz daha fındığa yüksek katma değer oluşturabilmekten yanaydı. Az önce de bahsettiğim gibi içimde hep tabii ki ticaret yapma, üretim yapmayla alakalı bir hevesim vardı. Evet. Şu halihazırda da bir mikro fındık işletmemiz var. Eşimle beraber çalıştırıyoruz. Yanımızda yine gıda mühendisi arkadaşlarımız var. Bu işleri yapmadan önce gıda güvenliği hijyen denetimleri yapıyordum. Çok uluslu bir firmada özel denetçi olarak çalışıyordum. Tabii ki bu bilgiler de her zaman içime işlemiş durumdaydı. Ama şöyle bir durum var ki, yanlış hatırlamıyorsam üniversite 3. sınıftaydık. Gıda evet. mühendisiyim. İşte çeşitli mühendisliklerin belli bölümleri, işte dersleri vardır. Bizde de işte et teknolojisi, süt teknolojisi, meyve sebze teknolojisi gibi. Tabii meyve sebzenin bir alt birimi olabilen çay konusunda çok uzmanlaşmış bir hocamız vardı. İsmini de buradan anmak isterim. Tabii Profesör Doktor Feramız Özdemir. Bir gün derste işte katkı maddeleri ve çayla ilgili bir şeyler anlatıyor. Dedi ki arkadaşlar dedi, hepiniz gıda mühendisi olacaksınız. Buradan mezun oldunuz dedi. Ama bir hani hep bütün konular hakkında bir miktar bilginiz olsun, yorum yapabilin, kendinizi güncelleyin. Ama bir konu hususunda ben şuncu olacağım deyin ve olun dedi. O gün içimden ya ben fındıkçı olacağım diye geçiyordu zaten. Evet. Yani fındıkçı olmaktan kasıt alıp satmak değil. Yıllardır çocukluğumuzdan beri fındık bahçesinde büyümüşüz. Harmanlarda terlemişiz, evirmişiz, çevirmişiz. En ufak bir yağmur çıkmış veya işte fırtınalar kopmuş, çadır çekmişiz hep evet. beraber. Bunun neden akademik evet. yönü olmasın? Yani bir sürü araştırma yapanlar var. Evet. Ben işte çok daha ötesine götürdüm demiyorum. Çok araştırmalar var bunun üzerinde. Ama şöyle bir durum var ki kendi içimdeki bildiğim ticaret aşkını eğer ki bu akademik bilgiyle birleştirirsem daha optimum seviyede verilere ulaşabileceğimi düşünüyordum. Evet. O günlerde de işte fındıkçı olacağım dedim. Üçüncü sınıftaydım. Dördüncü sınıfa geçtik. İşte tez hazırlamamız gerekiyor mezun olmak için. Ya şimdi bir hocayla çalışacağız. Ne yapacaksınız? Düşünüyoruz. Hocam ben fındıkla ilgili bir şey yapmam lazım dedim. Ya, hani ya kabuğuna mı temas edeceğim, zarına mı, kendisine mi? Ya kendisine baktığımız zaman fındık ne oluyor? İşte kırılıyor, kavruluyor. Ya çerezlik oluyor ya işte ya ince kıyılırsa biraz pastalık, böreklik, çikolatalık evet. oluyor. Veya püre haline getiriliyor işte kakaolu ezmelere giriyor. Farklı katkı maddeleriyle besleniyor. Ya sen dedi fındık helvası yapsana dedi bana. O gün evet. TÜBİTAK'a bir proje yazdık. Projemiz kabul oldu. İşte bildiğimiz helva üretiminde tahin yerine yani susamdan elde edilen tahin yerine fındıktan elde edilen akışkan püreyi kullanarak çeşitli reçete formülasyonlarıyla bir fındık helvası ürettik. Bu fındık helvasında kalite parametrelerini araştırdık.
Tabii ki bu süreç içerisinde bir sürü literatür taramam gerçekleşti. Ben şunu da soracağım, tadı nasıldı peki? Yani diğer helvalardan pek bir farkı yok muydu, yoksa fındığın o tadını, kendine has bir kokusu ve tadı var ya, helvadan onu alabiliyor muyduk? Şimdi çok gençtim. Evet. Ama şunu fark ettim ki o günlerde, evet, fındık tadını alıyorduk. Şöyle bir durum var ama, şimdi biz helva yemeye, işte tahin helvası olarak alışmışız ya. İnsanlar tahmin ediyorum ki onu yediklerinde, ha biraz da fındık mı koydunuz sorusuyla karşı karşıya kalıyorduk. Veya bugün fındığı tahin kıvamında incelttiğimizde, işte sanayide fındık, evet, püresi veya püresi denilen olaya kadar inceltip o inceliğini ön plana çıkaran bir ürüne işlediğimizde, akışkan böyle krema, işte ballı kremamız var mesela işletmemizde. Ya buna ne kadar tahin koydunuz diyorlar. Demek ki insanların yağlı tohumları akışkan kıvamda inceltip yediklerinde buna her zaman tahin gibi bir yaklaşımı var. Evet. Şimdi tada geleceğim. Tatta şunu fark ettim. O günler işte neredeyse yarı yarıya şeker ve fındık püresi içeren bir ürün bu. Tahin de zaten yarı yarıya, helva da zaten yarı yarıya şeker ve susam içeren bir ürün. Çok tatlı geldi bana ürün. Hatta birazcık daha fındık oranını arttırdık. Yapı tam tutmadı. Bir miktar %10 civarında susam tahini de ekleyerek bir yapıyı da doğru hale getirdik, düzgün hale getirdik. Şimdi bakıyorum, en saf ezmeli fındık ürünü şu an piyasada işte fındık ezmesi ve %30 şeker içeren, genelde sanayicilerimizin de üretmiş olduğu işte şekerli fındık ezmesi. Şimdi orada bir optimizasyon yapılmış aslında. Şöyle bir optimizasyon. %30 şeker, yani şeker sakaroz dediğimiz bir disakkarit. Bunun işte akademide de işte tatlılık derecesi birimi vardır. 100 birim olarak kabul edilir. İşte fruktoz, glüktoz, monosakkaritlere gittiğimiz zaman işte 190'lara gider, 170'lere iner. Bu 100 birim tatlılığın karşılığında, yani 30 gram 100 birim tatlılık koyduğumuzda bir şeye 70 gram fındık girdiğinde birbirini aslında tam tamamlar duruma geliyor. Evet. Şimdi neden peki böyle bir durum var? Ya peki fındığı sade olarak acaba ezme yapıp tüketemez miyiz? Hiç şeker koymayalım o zaman. Bu sefer de çok buruk şekilde ağzımızı kaplayan bir tat alıyoruz. Evet. Yoğun oluyor. İşte bir su veya kahveyle bir şeyle tüketmemiz gerekiyor ama bu aslında çok arzuladığımız bir şey olmuyor. Şimdi tekrar helvaya döndüğümde, evet, %50 şeker içeren bir fındık helvası yaptığımızda tüketici tercihlerinde illa kalıp halinde bir şey istemiyorlarsa %30 şeker daha tatlı hale geliyor bence. Çok da o taraftan böyle ekonomiye bir şey kazandırmaktan ziyade daha fındığın farklı noktalarına yönelmenin doğru olacağına kanaat getirdim o dönemlerde. Evet. Şimdi şunu da soracağım. Bir işletmeniz var, mikro işletmeniz. Evet. Bu işletmede hangi işlemler yapılıyor fındıkla alakalı? Şöyle ki biz fındık işletmemizde fındık kırma, kavurma, vakum paketleme, fındık ezmesi üretimi. Evet. Yani son ürün olarak müşteriye servis ettiğimiz, yani onların getirdiği fındıkları işleyerek servis ettiğimiz durum bu. Bunun dışında bizim işletmemizde ayrı olaraktan, yani benim tabii ki doktora devam ediyor olmam sebebiyle de yazmış olduğum bir TÜBİTAK projem var. Bir ARGE prosesi kurduk. Burada biz fındıktan daha yüksek katma değerli ekstrakları nasıl üretebiliriz üzerine çalışıyoruz. Hatta yüksek lisansına devam eden bir gıda mühendisi arkadaşımız, bir lisans mezunu gıda mühendisi arkadaşımız bu konuda çalışmalara devam ediyor. Yani aslında bir mikro işletmeyiz. Bir sürü mikro işletmeler var. Biz zaten doğru üretim yapabilecek altyapı ve kapasiteye sahipken bunun yanında bir ARGE ürünlerine de yöneliyoruz. Ayrıca ilimize gelen yerli ve yabancı turistlere yönelik çeşitli fındık kremaları üretimi üzerine de çalışıyoruz. Şu anda işte ballı, kakaolu, kahveli fındık kreması yaptık. Güzel de geri dönüşler alıyoruz. Özellikle şehir dışından tüketenler daha önceden böyle şeylerin servis edilmediğini görünce daha tabii beğeni topluyor.
Bir de şöyle bir durum var. Aslında ürettiğimiz ürünler butik ve atölye ölçeğinde ürünler. Yani çok sanayiye entegre edildiğinde farklı katkı maddeleri girmesi gerekiyor. Evet. Bu sefer... Şu anki haliyle daha doğal diyebilir miyiz peki? Yani şöyle diyebiliriz ama bir gıda mühendisi olarak çok diyemem. Çünkü yönetmelikte doğalın bir tanımı var. Evet. O tanım iki tane ham madde girdiği zaman tanımdan benim çıkıyoruz. Benim gibi mühendis olmayan bir vatandaş evet. için doğal ama sizler evet. için tabii değil. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Tabii bir işletmenin belli başlı dikkat etmesi gereken hususlar bulunuyor. Ürettiği ürünle ilgili ya da işlediği ürünle ilgili. Peki fındık işletmelerinde dikkat edilmesi gereken hususlar neler? Şimdi fındık işletmeleri dediğimiz zaman çok genel bir tabir oluşabiliyor. Büyük ölçekli işletmeleri hususunda çok yorum yapmam doğru olmaz. Çünkü evet. bir sürü insanlar orada emek ediyorlar, bir sürü yatırımlar var, çok fazla know-how'lar var. Ama şöyle bir şeye geleceğim. Aslında ikinci sorudan beni bu işletmeyi kurmama ne yöneltti durumunda? Bir ticaret yapacaktım, bir üretim yapacaktım. Bir miktar sermaye oluşturmuştum kendime denetçi hizmetlerimden ötürü. Ben dedim yatırımımı gıda ürünleri evet. üretimi üzerine bilgimi emeğe çevirebilecek bir duruma yatırmalıyım dedim. Bu sorunuza şöyle bir cevap vermek istiyorum bu sebeple. İki aslında ana başlıkta inceleyebiliriz dikkat edilmesi gereken şeyleri. Birinci nokta hijyen. İkinci nokta da proses basamaklarından bahsedeceğim. Hijyen tarafında ya bir mühendis yaklaşımı şudur. Bu işin eğitimi alan kişiler şöyle yaklaşır. Fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik riskleri bertaraf etmemiz gerekiyor öncelikle. Yani sadece bir yeri yıkamak hijyenik olduğu anlamına gelmiyor. Ne ile yıkadığımız, hangi dozda yıkadığımız, nasıl bir prosesle yıkadığımız da önemli burada. Burada şimdi mesela belli fiziksel riskler var. Ezme üretiminden bahsedelim en basitinden. Ezme bir karma, hamur düşünebiliriz bunu. Örneğin bir proses basamağından çıkan bir ürün. Evet. Burada bir metal içeriği oluşabilir. Mesela bir gıda işletmecisi acaba makinelerin parça bütünlüğünü her daim veya işte belli periyotlarda kontrol ediyor mu? İşte bu bir fiziksel risktir. Bir kimyasal risk olarak evet temizlik yapmışızdır ama doğru durulama yapmamışızdır. Bu sebeple işte orada kalan kalıntı gıdaya bulaşıp insan vücudunda kanserojen etki oluşturabilir, kalıntı evet. oluşturabilir. Veya mikrobiyolojik risklere baktığımızda işte tuvalet giriş çıkışlarında dezenfektanlar koyulmuş mu? Veya işte işletme giriş çıkışında dezenfektanla ayak paspası, bone, maske, önlükle girilmesi sağlanmış mı? İçeriye giriş çıkışlara dikkat ediyor mu? Veya tüm bunları kapsayan altyapısal şartlar sağlanmış mı? Yani doğru temizlik uygulamasını doğru uygulayabilmek adına gerekli altyapı oluşturulmuş mu? Tüm bunlar sağlanması gerekiyor. Ya çünkü bir gıda işleniyor. İnsan sağlığı var ortada. Sadece bir işte kırdık, kavurduk bu değil. Kesinlikle doğru takiple, hijyen programıyla bir şeyler oluşturulmuş olması gerekiyor. Bir diğer nokta proses basamaklarından bahsettim. Şimdi işletmede kalite tarafında aslında şöyle bir durumumuz var. Fındık kırım, kavurma ve işte paketleme, talebe göre ezme üretimi. Kırım tarafında örneğin doğru bir kırım prosesi uygulanmadığında evet. ön boylama yapılmalı. Ön boylama doğru yapılmalı. İşte farklı fındıklar farklı yerlere doğru gitmemeli. Ki hiçbir fındık aynı boyda değil. İşte ona göre bir değirmen ayarı var. Doğru değirmen ayarı yapılmadığında bu sefer fındıkta vurgun dediğimiz işte zedelenmeler oluşuyor. Yani 100 gram fındığın 3 gramı vurgun olduğu takdirde %3 ziyan veriyoruz bu fındıktan yani ve bu kabuk kayıp. Olarak çöpe gidiyor. Evet. evet. Yani %2 randıman için neler yapıyoruz? Buradaki çöpe gideni görmemiz gerekiyor. Doğru kırım yapılıyor olmalı. Doğru kırım için işte doğru boylama yapılıyor olmalı. Kavurma prosesi özellikle çerezlik tarafta müşteri beğenisi için çok çok daha önemli hale geliyor. Biz işletmemizde şunu soruyoruz müşteriye. Şimdi kavurma, evet fındığınızı kavuracağız. Farklı bir talebiniz var mı? Mesela şimdi bir standart kavurmada
Örneğin fındıktaki belli mikrobiyolojik riskler vardır. İhracatta da bunlar geçerli. İşte 3.1 nemin altına düşmediği takdirde 6 ay sonra işte salmonella dediğimiz bir patojen riski oluşuyor. Biz gelen fındığın önce bir nem analizini yapıp ona göre koruma prosesimizi ayarlayıp son ürün üretiyoruz. Ama müşterimizden hani burada bir standart proses var. Ne daha fazla pişireceğiz ne daha az. Daha fazla pişirildiğinde mesela akrilamit diye bir madde var. Evet. Kanserojen bir madde. Hani hepimiz biliriz ki mutfakta yanmış bir köfteyi yemeyiz. İşte kömürleşmeye başlamıştır üstü. Patatesi biraz daha fazla kızarttığımızda kanserojen etkiler oluşturuyor ki bu akrilamit kadınlarda erkeklere göre 20 kat daha kanserojen bir madde. Fındıkta da bu akrilamit oluşumu şöyle bir oluşum. Ortamda nişasta varsa ve bu nişasta 180 santigrat derecelere yaklaştığında ve üstüne geçtiğinde zaten oluşumu %90 hale geliyor. Daha altındaysa bir miktar yine oluşuyor. Kavurma prosesindeki dereceleri buna göre iyi ayarlamak gerekiyor. Yani şimdi biz hem fındığı doğru pişireceğiz, yani doğru kavuracağız, hem daha fazla kavurmayacağız, daha az da kavurmayacağız ama akrilamit de oluşturmamamız gerekiyor. Evet. Çok ince ayarlardan bahsediyorsunuz. Evet. Ya biz şöyle söyleyeceğim. İşte evde de kavuruluyor fındık. Ben küçükken mesela hatırlıyorum yani evde işte tavada kavururduk bu iç fındığı bu şekilde ya da kabuklu ama genellikle iç fındığı kavururduk. Ben Gümüşhaneliyim, Gümüşhane'de bunu yapardık hani bu kadar sizler kadar fındığın içinde değildim evet. Ama biz bu şekilde kavururduk yani bizim oralarda zaten haliyle tabii işletme de yok fındık üretimi olmadığı için. Bu şekilde kendi çabalarımızla yapardık ama tabii ne kadarı doğru ne kadarı yanlış bilemiyoruz tabii bir gıda mühendisi gibi değil. İşte fazla mı kavurduk ya da az mı kavurduk bununla ilgili bilgiye sahip değildik tabii ki. Yani işte şuna bakma işte elle ayırıyordunuz zarları tahmin ediyorum. Evet. İşte bazısı zar atmış oluyordu, bazısı yanık oluyordu. Hatta yanıklar daha çok hoşumuza olanlar. Gidiyordu. Evet. İşte tüketiyorduk. Yani şöyle bir durum var. Bu eğitimleri bizler boşuna almadık. Evet illa ki. Yani bu kanaat çerçevesinde doğru işler yapmak durumundayız. İşte bir mühendislik yemini ettik. İşte kendimizi her zaman güncelleyeceğiz. Evet. Her zaman güncelin peşinde olacağız diye. Dediğim gibi kavurma prosesinde mesela bizim işletmemizde şöyle bir durum var. Bizim bir standart prosesimiz var. Bu az önce bahsettiklerim göz önünde bulundurarak oluşturduğumuz ama bazı müşterimiz diyor ki ben çifte kavruk istiyorum. Bazısı diyor ki ya çifte de olmasın ama benimki biraz daha kavrulmuş olsun. O zaman da işte onlara göre de belli işte serme kalınlığı olsun. Bant hızımız yani işte içeride kalma süresi, ısıya maruz kalma süresi ve ısı parametrelerini buna göre dengeleyerek son ürünümüzü oluşturuyoruz. Reklamada birkaç dakikamız kaldı. Size şunu da sormak istiyorum reklamdan önce. Şimdi işletmede bu ürünleri hazırlıyorsunuz. İşte belli işlemleri gerçekleştiriyorsunuz. Kırma, kavurma, paketleme gibi. Peki bu işlemler ne kadar bir süre alıyor? Ya da işte fındığın belli bir kapasitesi olması gerekiyor mu? Şu kadar fındığı aynı anda kavurabiliyoruz. Bundan fazlasını yapamıyoruz gibi. Şöyle, bizim işletmemiz için tabii ki biz vatandaşın fındığını işliyoruz. O sebeple yani 5 kilo, 10 kilo, bazı 20 kilo, 50 kilo getiriyor. Her bir proses değişimi bizim süremizi biraz uzatıyor. ama yani bugünkü hesaba baktığımda bizim işletmemiz 8-8,5 saatlik bir operasyon süresi içerisinde bir ton fındığı kırıp son ürün halinde yani kırıp, kavurup, vakumlanmış hale getirebilir durumda. Fındık ezmesi üretimlerinde biraz daha destekle beraber son ürün haline getirebiliriz diye düşünüyorum. Evet, şimdi üretici de tabii bahçede yavaş yavaş hasatta başladı. Hatta harmana inen fındıkları da görüyoruz. Her ne kadar resmi hasat tarihi gelmese de tabii ki üreticiler, bazı üreticiler, özellikle sahil kesimdekiler fındığını harmana getirmeye başladı. Şimdi kuruduktan sonra ya da kuruma işlemi için belki de size gelecekler. Bundan sonra da yavaş yavaş size işlemler gelmeye başlamıştır. Talep şu anda nasıl size? Şöyle, geçen aya kadar daha yoğun bir talebimiz vardı. Şu birkaç gündür yani 1 Ağustos'tan beri çok fazla fındık kırma kavurma işlemi için talep yok. Zaten insanların elinde fındık kalmadı. Çünkü bahçeteler kalmadı. Şu anda bir de. Ama mesela Temmuz ayında bir de şey vardı. Herkes işte evine çerezlik ayırmış. Ya şunu da hazırlayalım da bahçede yeriz. İşte ezme yap fındık işte toplarken bahçede yeriz gibi taleplerimiz vardı. Onun dışında şu anda şey talebimiz yüksek. Şehir dışına işte mesela tuzlu fındık gönderiyoruz. Fındık ezmesi gönderiyoruz.
Sosyal medyadan yayınlar yapıyoruz. Bu yayınlar içerisinde işte takip edenler zaten bir alan bir daha talep ediyor. Evet. Örneğin işte fındık ezmesi yaparken bakıyorum daha kapasiteli işletmeler biraz daha kenara ayrılanları kullanırken biz birazcık zar atmayan veya tam çerezliğe yakın fındıkları evet. ki %80 şeker oranında kullandığımızda biraz büyük sanayiden farklılaşmış oluyoruz. Yani bir rekabetimiz yok mikro işletmeler olarak. Biz biraz farklılık oluşturmak çabasındayız. Bu farklılığı da müşteri beğenisine sunuyoruz. Beğenildiği takdirde o taraftan devam etmeye gayret gösteriyoruz. Geçen yılda hani bu yani şöyle siz tabii yeni bir işletmesiniz bu sene itibariyle başlıyorsunuz ama evet. Az çok bunun araştırmasını yapmışsınızdır. Üreticiler ya da işte size gelen talepler en çok neler oluyor yani bu işletmelerde? En çok ne istiyorlar? Kırmayı mı, paketlemeyi mi ya da fındık ezmesini mi işletmelerden? Şöyle... Aslında insanlar bence fındığının optimum seviyede ekonomiye döner şekilde işlenmesini istiyor. Yani bu şu demek, bazı kişiler yani daha az olmak kaydıyla aslında sadece kır natürel olarak tüketeyim diyor ama fındığın aromatik özellikleri, lezzet bileşenleri kavurmayla ön plana çıkan bir ürün. şunu öneriyorum gelen müşterilerimize, yani fındığınızı kıralım. Natürel talebiniz var mı? İşte bir miktar natürel istiyorum diyor veya öyle tüketmek istiyor. Veya kendi zevki var. Tavada işte sobanın üstünde kendi kavurmak istiyor. Tamam bu kadarını natürel ayıralım. Kalanını kavuralım. Kavurulanlardan da zar atmayanları biz size ezme olarak işleyebiliriz diyorum. O zaman fındığın hiçbir yeri ziyan olmuş olmuyor. Evet çok güzel. Yani doğru ürünler çıkmış oluyor. Hatta bunları insanlar alıyorlar. İşte kendi kavanozluyorlar, satıyorlar. Evet. Veya biz kavanozluyoruz, son ürün haline getiriyoruz ki bu da ekonomiye önemli bir katkı sağlamış oluyor zaten. Evet. Ben bir de bu mikro işletmelerin önemi, avantajları, tehlikeleri nelerdir? Onu sizden bir dinleyelim istiyorum. Şöyle mikro işletmeler son birkaç yıldır zaten bölgemizde hayatımıza gelen işletmeler. Öncesinde vatandaşlarımız fındığını belli bedel karşılığında tüccara satıyorlardı. Oradan da zaten ihraç ürünleri olarak işlenen, genel ağırlıklı olarak ihraç ürünleri olarak işlenen işletmeler haline geliyordu, ürün oluyordu. Mikro işletmeler bu hususta bir miktar vatandaşlarımızın da aslında kendi fındığını işletebilen, sonrasında kendi fındığını son ürün halinde doğru kişilere pazarlayabilecek durumu oluşturan bir altyapı oluşturmuş oldu. Yüksek kapasitelerde birim fındıklar yani örneğin birisi bir çuval fındık getirdiği zaman karıştırmadan bir diğerine kırım yapıp son ürün haline getirmek pek mümkün değil. Mikro işletmeler bu bağlamda kişinin kendi fındığını biraz da aslında belki hem de övünerek ya bakın bunu ben yetiştirdim işte son ürün halinde işlettim size hediye ediyorum diyebileceği hem tatmin duygusunu sağlayan hem de ya bu fındığımızı daha iyi yetiştirelim ki daha kaliteli işletip satabilelim durumunu ortaya çıkaran bir şekilde piyasada bulunuyor. Bunun dışında şöyle bir şey düşünüyorum. İşte okulda da okuduğumuz, kitaplarda da gördüğümüz, işte Türkiye yılda 600-700 bin ton fındık üretiyor. %90'ını pazarlıyor. İşte yine de %80'ini pazarlıyor. Yine de işte her yıl 100 bin tona yakın üretim fazlası, ihraç fazlası fındık oluşuyor. Mikro işletmeler aslında belli yatırımlar sonucunda bu yatırımları kâra geçirebilmek için çeşitli argelerle de uğraşır durum geliyor. Ve ayrıca gerilla marketing belki, yok gerilla marketing bu olmuyor ama pazarlama tarafında her işletme kendine mikro alıcılar bulmaya başlıyor. Evet. Tahmin ediyorum ki son 3-4 senedir, yani bununla ilgili bir istatistik araştırması yapmadım. Son 3-4 senedir bence yurt içinde de fındık tüketimi artmış durumda. Evet. Yani daha önceden mesela şehir dışından birisi geliyor, işte Ordu'dan veya Giresun'dan birisi kendi fındığını işletmiş, göndermiş. Ya işte şu bize fındık, şimdi eskiden gidiyorduk fındık hediye ediyorduk birine kabuklu. Ya geldi ama diyor orada duruyor işte kır yiyemedik biz onu. Şimdi insanlar getiriyor fındığını, işletiyorlar, işte hediyelik götürüyorlar.
Evde kırmaya son sloganı diyebilir miyiz? Ya evde kırmaya son sloganı zaten bizim için geçerli. Evet. Şimdi biz bunun farkındayız. Peki Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun işte bu havzada yaşamayıp da işte Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya gibi yerlerde yaşayanlar için çok problem olan bir şey değil. Böyle bir dertleri yoktu zaten. Evet. Ama biz onlara şimdi işlenmiş fındığı hediyelik de götürdüğümüzde bu sefer fındık gibi bir alışkanlıkları oluşuyor. Yani evet. biz fındık yetiştirdiğimiz için bizde oluşmuş zaten bu. İşte köyde yapalım da yiyelim de işte. Bu sefer daha çok fındık satın almaya başlıyorlar. Evet. Mikro işletmelerin hepsi bunlara fındık satmak gayesine düşüyor. İşte veya işleten kişiler fındık satmak gayesine düşüyor. Veya şu da oluyor. Birinin Almanya'da bir tanıdığı oluyor. Birinin İtalya'da birisi tanıdığı oluyor. Veya işte Arap bölgesinde tanıdıkları oluşuyor. Oralara fındık gönderme derdine düşüyorlar. Hı hı. Aslında fındığın bu sefer tüketimi arttırılmış hale geliyor. Yani bir de şöyle bir tarafı var. Çok kıvrak proses operasyonları gerçekleştirebiliyoruz. Bu ne demek? Şimdi bir büyük işletmeye gittiğimizde elbette mükemmel kalitede ürün üretmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ama belli bir standartizasyon çerçevesinde. Evet. Bu standartizasyondan çıktığımız zaman bir şeylerden feragat etmemizleri gerekiyor. Veya bu standartizasyon içinde bir şeylerden feragat etmeleri gerekiyor. Bizler burada bir kıvraklık sağlamış oluyoruz. Ya işte kavurma prosesinde veya işte krema fındık ezmesi prosesinde daha farklı opsiyonlar sunabilir durumda oluyoruz. Küçük ölçekli üretimler Evet. yaptığımız için. Bunun dışında önem, avantaj, tehlike. Yani şöyle bir durum var. İnsanlar fındığını elbette işletmeye götürüyorlar. Yani fındık işletmekten kastım son ürün haline getirmeye. Merdiven altı olmamaları gerekiyor işletmeleri. Merdiven altından kastım şu aslında kayıt sistemlerine devletin işte Tarım Bakanlığı'nın işletme kayıt belgesini almış olmaları gerekiyor. Hasip planlarını uyguluyor olmaları. Hasip şöyle anlatayım. Tehlike ve risk analizlerini Evet. işletmelerin yapmış. Son ürünü tüketiciye sunarken doğru ürünü sunmuş olmaları gerekiyor. Evet, yani bir önceki bölümde aslında başında anlattığınız bu hijyen ve işte fiziksel, kimyasal şartlar bunların hepsini o süreçte Evet. yapabiliyor olması gerekiyor. Evet, tecrübe daha önceden tecrübe de etmiş olması gerekiyor ki Evet. belli bir standart oluştursun. Bir şeyden daha bahsedecektim. Tabii tabii buyurun. Bir de şöyle bir durumu var. Şimdi fındıktan işte yakın zamanlarda fındık fiyatı açıklandı. Baktığımız zaman yani 82,5 TL yaklaşık 50-60 TL'si zaten birileri topluyorsa fındığımızı, fındığı maliyetlere gidiyor. Evet. Arada böyle %10-20 gibi bir rakam kalıyor aslında son ürünün net karında. İnsanlar biraz daha fındıklarını işleterek sattıklarında bunu iki katına çıkarabilir durumdalar. Evet. Yani butik fındık Kar işte... oranını yükseltebilirler Evet. fındıkta yani. Ki bizler zaten aslında mini bir fındık fabrikasıyız diyebilirim. Evet. Yani fındığın kırım, fındık entegre tesisiyiz diyebilirim. Gayet Sanayi Bakanlığı'na kayıtlı kapasite Evet. raporu olan, Tarım Bakanlığı'ndan işletme kayıt izinlerini almış, işte Çevre Bakanlığı'ndan gelmiş denetimlerini gerçekleştirmiş, bu denetimleri başarıyla geçmiş belli kurumlarız. Ha, diğer kurumların da bu şekilde denetimlere tabi olup devam etmiş olması Evet. gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi siz gıda mühendisiniz, gıda mühendisisiniz ve bu yönünüzle ilgili de aslında birkaç soru sormak istiyorum fındık özelinde. Şimdi fındık dönem dönem aflatoksin tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliyor. Aslında içerisinde bulunduğumuz için pek çok üretici bunun ne olduğunu biliyor ama şöylece bir aflatoksini kısaca bir anlatalım isterseniz nedir diye. Aflatoksin bir küf metaboliti. Hani en kısa tabirle bunu biraz açtığımız zaman işte insanın da bir metaboliti vardır. İnsanlar gıdaları tüketir, belli şeyler açığa çıkarır. Bunlar kanalizasyon yoluyla ortamdan uzaklaştırılır. Şimdi küfler de ortamda geliştiklerinde bir toksin yani zehirli özellik gösteren maddeler ortaya çıkarıyor. Ve bu maddeler ortamdan kolaylıkla uzaklaştırılamayan maddeler oluyor. Aflatoksin özelinde aflatoksin Aspergillus flavus ve Aspergillus parasiticus dediğimiz işte doğal toprak florasında da bulunan bir küf maddesi aslında.
Bundan arınamıyoruz. Bundan arınmamız çok da zaten hani doğada olan bir şey bu. Bu her zaman çalışıp da aflatoksin üretmiyor aslında. Belli şartlar olgunlaştığında aflatoksin üretiyor. Burada da en önemli etmen nem ve sıcaklık. Yani %70 bağıl nemin üstlerine çıktığımızda çok uzun süre depolamalarda kaldığımızda bu aflatoksin oluşumu oluyor. Ordu şimdi, onun için güzel bir kaynak diyebilir miyiz? Ordunun hava şartlarını göz önünde bulundurduğumuzda. Evet, Ordu rutubetli bir ortam ama şöyle bir durum da var. Fındık da bu ortamda oluyor. Evet. Yani dünyanın en önemli, en büyük fındık üreticisiyiz. Bölgemizde gerçekleşiyor. Bu bölgemizin bu iklim şartlarından dolayı gerçekleşiyor. Yani kurak bir yere gittiğimiz zaman fındık da olmuyor. Evet. Bizim mümkünse hasattan sonra bu şartlardan olabildiğince uzak tutacak şekilde fındığımızı işletmemiz gerekiyor. Şimdi az önceki soruda bahsedeceğim şey de buydu. Şöyle bir avantajı var aslında bu mikro işletmelerin. Eğer ki bir fındık üreticisi fındığını işletip satacaksa, yani işletip satmayı düşünüyorsa, şunu tecrübe edebiliyor. Bu üretici, ben şöyle bir tabirim vardı. Kırım prosesine oturduğumuzda işte ilk açtık eşimle, ben kırıyorum, eşim kavuruyor. Ya diyordum ki sınav kağıtları burada okunuyor. Yani gübresini doğru vermiş mi? İşte fındığın iç özelliklerinden belli. İşte dalını budamış mı? Küçücük böyle gülüyor fındıklar. Veya işte harmanda fındığa iyi bak. Mesela gübre verilmiş belli fındık böyle dolmuş durmuş içini. İşte belli ilaçlamaları şunu bunu dal kesimi doğru yapılmış. Ama harman zamanı gelmiş. Fındık bahçeye toplanmış. Çuvalda 3 gün işte yağmur yağıyor diye bahçeye gidilmemiş. Kavsuk içinde fındık kalmış orada. Orada başlıyor işte mevzu. Orada o yeşil yeşil küflenmeler oluşuyor. Sonra hadi o oluşmadı, harmana geldi. Harmanda doğru kurutulmadı. Mesela serme kalınlığı 10 santimin çok üzerinde olmamalı. Hatta 10 santimi geçmemeli aslında. Mümkünse sürekli havalandırılmalı. Yani üstü kurudu, altını kurutalım. Mümkünse sürekli o evir devir hareketi yapılarak fındık doğru kurutulmaya, doğru şekilde kurutuluyor olmalı. En kısa sürede fındık içinin yani iç fındığın nem oranı %6'nın altına düşürülmeli. %6 üzerinde bu aflatoksin oluşumu hızlanıyor zaten. Şimdi çok iyi çiftçilik yapılmış ve şu motivasyonla ya ben bu fındığı işte adam bir ton fındığım oluyor buna da çerezlik satacağım. İşte çocuğum var üniversitede okuyor söyleyeceğim orada dağıtsın. İşte bu sene ona harçlık göndermeyeceğim de fındık sattıracağım gibi bazı motivasyonlar oluşuyor. Bu sebeple işte doğru gübrelemeliyim, doğru bahçelemeliyim. Bunlar oluşmuş ama harmanda bakılmadığında işte orada meydana çıkıyor. Evet. Bu sefer işte o bir ton fındıktan 500 kilo iç beklerken belki %5 daha çürüye gidiyor. Ciddi bir ziyan. Peki vücut olarak buna maruz kalındığında yani aflatoksin oluşmuş bir fındık yendiği takdirde bunun vücuda zararları nedir? Yani en temeli şu, vücudumuz toksinleri tanıyan bir yapıya zaten direkt sahip değil. Vücut tanımadığı noktaları karaciğere gönderir. Orada metabolize olması istenir bunun. Ama metabolize olamıyorsa da orada kalıntı yapmaya başlar. Ve karaciğer bunu metabolize etmek için çok daha fazla çalışır. Ki aflatoksin sadece fındıkta olan bir şey değil. Yani işte incirde de var, mısırda da var, hububatlarda da var, yağlı tohumlarında da var. Yani ben yine akademi tarafında yaptığım çalışmalardan şu an için hatırladığım net böyle resim gözümün önüne geliyor. Tavukların örneğin standart yemle iki tane tavuğu besliyorlar. Bir tanesinin günlük 3 ppm yani çok mikro dozajda diyeyim bir aflatoksin enjekte ediyorlar yemine. İşte 45-36 gün sonra tavuklar işte tabii kesiliyor, iç organları çıkıyor. İki tane karaciğer şöyle yan yana koyulduğunda aflatoksin olmayan tavuğun karaciğeri gayet böyle koyu kırmızı belli boyutta ama diğeri biraz daha büyümüş ve açık renkte. Bunun sebebi bunu metabolize etmek için bu karaciğer daha fazla çalışmış, daha fazla kas yapısını büyütmüş, işte yağlanmış. Şimdi aynısını insan vücudu için de geçerli. Ve şöyle bir durum var. Örneğin bu aflatoksinli biz gıdayı yediğimizde veya işte aflatoksinli, gerçi mısır tarafı için konuşacaktım onu özür dilerim. Veya aflatoksinli herhangi bir ham maddeyi bir hayvan tükettiğinde onun sütünden de insana geçiyor bu. Yani böyle bir durum var. Bir de bu aflatoksinin şöyle bir özelliği var.
Yani 200-300 santigrat derecelerde bile ancak parçalanıyor. Yani işte mutlak sterilizasyon sıcaklığı var. İşte gıda mühendisi 145 santigrat derece, 30 dakika uygulama yaptığımız zaman artık mutlak sterilize olur. Ama işte sterilizasyonda burada mikroorganizmalar parçalanıyor ama metabolitler ortamda kalmaya devam edebiliyor. Evet. Daha yüksek bir ısıya ihtiyaç duyuyorsunuz o süreçte. Daha yüksek bir ısıda zaten diğer taraf kömür olur. Az önce akrilamitten bahsetmiştik ya. Yani bu sefer öyle bir kanserojenler evet. ortaya çıkıyor. Aslında toksin oluşmasına mahal vermemek gerekiyor anladığımız evet, kadarıyla. Yani bu... Çünkü maruz kaldığında kurtarma şansımız çok az. Evet, yani şöyle yine yeni çalışmalar var. Aslında ilimizde hani direkt akademik temellerini araştırmadım. Ama belli makaleler okudum bu konuda. İşte bentonitin bir miktar aflatoksini emdiğine dair. Veya işte zaten bentonit çok gözenekli bir yapı. Bu yüzeyinden dolayı işte aflatoksini ortamdan aldığına dair belli makaleler okudum. Ama çok kesin bilgi demiyorum bunlarla ilgili. Şöyle ki, aslında mantıklı düşününce kedi kumundan yola çıkarak. Mesela evet. bentonit özellikle kedi kumları. Sıvıyı daha iyi emmesi. Topaklaşması ve evet ortamdaki nemi çekmesiyle biliniyor. Ben de şimdi iki tane kedim olduğu için ondan da hakimim biraz bentonitin yapısına. Evet düşününce mantıklı bentonit yapısı fındıkta da hani kullanıldığı takdirde olumlu sonuçlar verebilir. Evet tabii bunun işte gıdayla ne kadar uygun, işte ne kadar uygulama metodu nasıl gerçekleşebilir bununla ilgili bir yorumum yok. Evet. Ama dediğim gibi aflatoksin yani fındığın daha çuvala girmesinden veya daldan koptuktan sonra neminin bir an önce fındıktan uzaklaştırılması evet. gerekiyor. Yok işte çuvalı dökelim, sermeden bekleyelim, üstü kurusun, altını sonra işte çuval, işte yağmur yağmış çekmeyelim, çuvalı fındık bir an önce açılacak. Ve harmanda yağmur da yağıyorsa altı şöyle hava alan bir çadırın altında mümkünse bekletilmesi gerekiyor. Evet. Yoksa ziyan oluyor yani. Fındık çok önemli bir besin kaynağı da aynı zamanda. Bildiğimiz kadarıyla çok da zengin. Peki içeriğini şöyle bize bir anlatabilir misiniz? Fındık içerik yönden nasıl zengin? Fındık... yani 100 gram fındıkta ortalama işte 600-650 kilo kalori bir enerji barındıran bir ürün. Bunun işte %55 ile 65 arasında yağ, %15-25 civarında protein, işte yine %15 dolaylarında diyetifte içeren, karbonhidrat içeren bir ürün. Bu yağ içeriğinin içerisinde aslında önemli miktarda alfa tokoferol dediğim işte E vitamini mevcut barındırıyor. Yüksek vitamin ve mineral içeriği var. İşte kalsiyum, potasyum, fosfor gibi mineralleri yüksek oranda barındırıyor. Hatta bir miktar not aldım ben onları. Bu mineraller, vitaminler ve mineraller aslında vücutta düzenleyici olarak, yani direkt besleyici değil ama düzenleyici olarak yer alıyor. Yani örneğin doğru gıdalarla besleniyoruz ama yeterli vitamin almadığımızda o gıdalar aslında vücudumuzda uygulanabilir şekilde sindirilemeyebiliyor veya emilemeyebiliyor. İşte fındıkta bulunan işte kalsiyum, potasyum, fosfor, kemik yapısı, diş yapısı veya kasların daha doğru düzgün çalışması, yorgunluk hissinin azalması hususunda sisteme destek oluyor. Bunun dışında riboflavin, vitamin B6 vitaminleri gibi, niasin, pantotenik, gerçi onlar yağ asitleri gibi bileşenler içeriyor. Evet. Şöyle bir durumu var. Fındık yağında, yani yağ asidi diye gireceğim oraya, yağlar işte yağ asitleri ve glisalol gibi maddelerden oluşuyor. Çok yüksek miktarda oleik asit içeriyor. Bu oleik asit hani bazen reklamlarda da görüyoruz işte. Akdeniz havzasında böyle yaşlı amcalar top oynuyor falan. Evet. İşte diyor ki ya işte gençliğimizi zeytinyağından alıyoruz. Yani zeytinyağı işte orada aslında onun da noktası oleik asit, içerdiği oleik asit. Zeytinyağı %70'lerde oleik asit içerirken fındık %78-80'lere yakın oleik asit içeriyor. Fındık çok daha yağı. Fazlası evet. bizde. Yani bu oleik asit de aslında şuna sebep oluyor. Kolesterol düşürücü etkisi var. Bunun yanında yine %10-15'e yakın linoleik asit içeriyor. Ama yani şöyle o zaman... Biz zeytinyağı kadar reklamını bunun yapamıyoruz. Buradan o çıkıyor evet. ortaya. Evet bizde daha genç ve zinde tutucu bir ürünümüz var elimizde ama bunu pazarlama noktasına, reklam noktasına taşıdığımızda hepimiz mesela işte fındığın genç tuttuğunu bilmiyorduk. Ben şu an sizden öğrendim mesela. Zeytinyağından ya daha fazla olduğunu. Gençten ziyade yani aslında zinde, zin, evet, evet, zinde tuttuğunu.
Hani reklamlara baktığımızda böyle gösteriliyor ya, daha genç gösterdiğini. Hepimizin aklına direkt zeytinyağı geliyor. Ya orada şöyle bir durum var ama. Şimdi fındık çerezlik olarak çok değerli bir ürün. Yani bundan yağ çıkarıp, yani sadece yağ olarak belki ekonomik değeri çok fazla ortaya çıkamayabiliyor. Evet. Bir de genelde ikincil fındıklar, yani o artığa giden fındıkların yağ çıkarılmak suretiyle bir ticarinin oluşabiliyor. Bu sebeple yani zeytinde zaten bir tek yağ işleniyor. Evet. Yani bir tek yağ derken tabii ki farklı ürünleri de vardır ama bizim gördüğümüz kadarıyla hani içinde değiliz o tarımın ama evet. Bu bölgeye zeytinin yağı geliyor. Ama bu bölgeden diğer bölgelere fındığın kreması gidiyor, çikolatanın içinde fındık gidiyor, çerezliği gidiyor, tuzlusu gidiyor. Yani fındık aslında bir sürü şey işleniyor. Katma değeri bir sürü yüksek. Evet, ürün için evet. Bir ham madde olduğu için sadece yağ olarak bakmamak lazım. Ama fındığın içindeki %60 yağ çok yüksek oranda. Dediğim gibi oleik asit içermekte. İkinci olarak linoleik içermekte, işte damar daralmasını engelliyor. Sinir sistemine doğru etkileri var. Şöyle bir şeyden daha bahsedeceğim. Çiğ fındık. Fındık zarı da çok yüksek miktarda antioksidan bileşenler içeren bir ham madde evet. Aslında. Kavrulduğunda biraz antioksidan özelliği kayboluyor. Ama şöyle bir durum var. Tabii ki tüketici tercihleri bir aroma var. Aromanın evet. Oluşması için kavrulmuş fındık tüketiliyor. Çiğ fındığın zarında da örneğin mesela şimdi doğru diyet uygulamalarında ne deniyor? İşte ben detoks yapıyorum diyen arkadaşlarımız evet. Diyor ki ya yeşil çay tüketelim. Yeşil çay. Yeşil çay işte çayın enzimatik yolla karartılmadan önceki halinin çay haline getirilmiş. Yani kara çayın aslında çay haline getirilmiş ve demlenmiş hali oluyor. Birim kütlede baktığımız zaman yani 100 gram yeşil çay alalım. 100 gram da çiğ fındık zarı alalım. İkisini demleyelim. Isıl çok uygulamayalım, özür dilerim. Bir serin ekstraksiyon prosesi yapalım burada. Yeşil çaydan yani bu şöyle... Bir akredite laboratuvarda incelenmedi. Ama biz laboratuvarda arkadaşlarımızla baktığımızda antioksidan özellik bakımından 10 kata kadar daha fazla bir şeyini gördük fındık zarının. Aslında biz de şu anda bununla ilgili çalışıyoruz işletmemizde. Evet. Yani inşallah bu türlü ürünleri üretebilirsek gıda sanayinde de antioksidanların kullanıldığı, yani antioksidanlar sadece antikanserojenik etkilerinde değil, gıda sanayinde yağların bozulmasını engelleyen proseslerde ketçap, mayonez, sosis ve benzeri ürünlerin çoğunda aslında kullanılan ham maddeler. Evet. Fındıktan bu türlü ham maddeleri üretmek gayesine doğru gidiyoruz. Evet. Şimdi siz az önce de konuşurken de biraz bahsettiniz. Bunu detaylandırmak da istiyorum ben. Fındığın özellikle diyetteki yerine. Şimdi baktığımızda genellikle kuru yemiş olarak kaju gibi farklı ürünler söyleniyor, diyetlerde öneriliyor ama aslında fındık da zenginlik açısından iyi olduğu için diyetlerde de aslında kullanılabilen bir ürün ve kullanılması da gerekiyor. Madem böyle bir katma değerimiz var, bunu neden diyette kullanmayalım? Diyetteki yerini sizden alabilir miyiz? Yani şöyle, fındık aslında bir ara atıştırmalık olabilir. Yani aslında şöyle bir durum var. Elbette yüksek miktarda antioksidan dedik, işte vitaminden, mineralden bahsettik ama... Bunların hepsi %60 civarında yağ içeren bir kütlenin içerisinde. Evet. Yani diyette 600-650 kaloriden bahsettik. Yani 100 gram için konuşuyorum. Yani bir bireyin günlük 2000 ila 2500 kaloriyle gününü geçirmesini öngördüğümüzde aslında bir yarım kilo fındık bir günlük besinin çok daha üzerine çıkıyor. Evet. Ara atıştırmalık olarak kullanılması veya işte ne oluyor? İnsanlar öğün geçirmek adına bazen işte ceviz, fıstık gibi ürünler tüketiyor. Fındık tabii ki onların da bir sürü biyoaktif özellikleri var ama fındık da yine ara atıştırmalık olarak kullanılması tabii ki tavsiyemiz gıda mühendisi olarak da bu şekilde yaklaşıyoruz olaya. Yayınımıza katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için de teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. İnşallah daha detaylı bilgileri de işletmemizde halkımızla veya diğer arkadaşlarımızla buluşturmak isteriz. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Evet, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yeni konu ve konuklarla karşınızda olacağız. İyi günler sevgili izleyenler.